Türkiye'de 50 yıl önce 5 tür saf arı ırkı varmış. Gezici arıcılık nedeniyle bunlar melezlenmiş ve verimi düşük arılar ortaya çıkmış. Verimi arttırmak isteyen arıcılar arılara şeker ve benzeri gıdalar veriyor. Arı bu besinleri bala çevirdiği için gerçeğinden ayırt etmek çok zor. Burası Beypazarı'nın Kapullu köyü. Ahmet Kapullu dededen toruna arıcılıkla uğraşan biri. Sepet kovanlarda geleneksel yöntemle bal üretiyor. Bu kovanlık 70 yıldır ayakta. Kovanlık medeniyetten uzak sert bir bölgede yapılmış. Arılar huzurlu çalışıyor. Sepet kovanlar kavak ağacından yapılıyor. Üzeri inek gübresi ve samanla kaplanıyor. Ham kovanı arı işleyerek şekillendiriyor. Petekten kovanın sırlanmasına kadar her şeyi arı yapıyor. Bu tip arıcılık 3000 yıldır yapılıyor. Bağ bu mudur? Doğal bal arını yapmış. Bunu eğer güneşe dönüştürsen eğer bunu şekeri versek bembeyaz doldurur atar. Al benisi var adam alır. Ama biz arı ne yaptıysa o. Ben bunu buradan keserim boşlarına atarım bunu korurum. İşte doğal kendisi bu. Geleneksel arıcılığın en önemli sorunlarından biri iklim değişikliği. Geleneksel arıcılıkta kovanlara müdahale etme şansı çok az. İlaç kullanmıyorlar. Bu nedenle bal verimleri çok düşük. Eğer gerçek bal yemek istiyorsak, geleneksel arıcılık yapan insanlar mutlaka desteklenmeli. Güven İslamoğlu, CNN Türk, Beypazarı.